Maliye Bakanlığı'nın yaptığı işlemlerde tabii ki kayıtlı ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ama bununla ilgili hem mükellefin hem vatandaşın bunlara uymasındaki sıkıntı bankaların da tabii elini taşın altına koyması lazım. Yoksa bankalar da kendi paranızı havale ettiğiniz zaman, bir yakınınıza gönderdiğiniz zaman, çocuğunuz okuyorsa harçlık gönderdiğiniz zaman bir EFT ücreti. Aynı zamanda kendi paranızı ATM'den aldığınız zaman mesai dışında bu sefer bir komisyon. Yani her türlü nam altında ve bankalarda bir norm birliği olmamaksızın bütün bankalar, kamu bankaları, özel bankalar kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tabanı olmalı. Ben paramı çekeceğim oradan. 5 bin lira alacaksan bir şey yok. Eğer 10 bin lira alırsan faizinin kesilmesi. Aynı şekilde tabii yaptığınız havalelerde, EFT'de, internet bankacılığında ne yaparsanız yapın. Mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standartın olması gerekli ki vatandaş bilmeli. Gidip parasını alırken içinden 80 lira, 100 lira, 200 lira paranın miktarına göre veyahut belirli bir limitin dışında çekememe gibi bir zorluk. Şimdi kayıtlı ekonomide tabii artık bundan sonra biraz daha bu iş zorlanacak. Hem o parayı havale ederken aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız. Bu sefer buradaki limitlerin belirlenmesi lazım. Veyahut da insanlar götürüp parasını yatırıp diğer şubeden aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman da aynı söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil. Hem de vatandaşa bu yüksek enflasyon döneminde kayıtlı ekonominin artık her kayıtlı ekonomide uygulanması lazım gelen şartları yerine getirebilmesi külfet getiriyor. Bunun için ne yapılması lazım? Vatandaşa yük değil destek olması lazım. Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken aynı şekilde. Normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir ücret alınması. Dolayısıyla yani bir taksiye binip götürüp o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya bir işte toplu taşımla gitseniz. Ama maalesef bir taraftan işlerimiz daha pratik, daha kolay ve kayıtlı olsun diyorsunuz. Diğer taraftan bunun üzerine bir külfet geliyor. Bunun için bankalar da vatandaşın bu uygulamalardan mütevelli sıkıntılarının ortak olması lazım. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. Şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer alternatif harcamalarında kullanacağı harcamalarında büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işinden vatandaş mağdur olmamalı.